Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Cumhuriyet şiirine devam ediyoruz. Birkaç grup kaldı arkadaşlar, çok fazla değil. Sonrasında Cumhuriyet dönemi romana geçeceğiz. Sonra tiyatro bizi bekliyor olacak. Sonra genel bir toparlama yapıp Cumhuriyet dönemini bitireceğiz inşallah. Yani edebiyatı bitireceğiz. Ne zaman biter hocam? Şimdi Şubat içerisinde arkadaşlar, Şubat ayı içerisinde bütün videoları bitirmeyi düşünüyorum. Yani bütün konu anlatımları falan fistan ne varsa bitireyim. 1 Mart itibariyle çılgın bir edebiyat kampı planım var. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bir edebiyat kampı başlatalım istiyorum. O anlamda güzel bir gidişatımız var. Hiç acele etmeyin. Her şey zamanında bitiyor, bitecek, hiç probleminiz olmasın. Rüştü Hoca ile Edebiyat Instagram sayfamı takip unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki şu anki kanala abone olmayı, çünkü videolar sıklaşacak. İnşallah güzel bir kamp sizi bekliyor olacak. Oradaki gelişimleri de bu sayfalardan duyacaksınız. Evet, 1960 sonrası mistik şiirdeyiz arkadaşlar. Bence sağlam bir grup, sağlam kişiler var. Sorulmayan müsait, yani çok yüksek ihtimal olan isimler var. Mesela Erdem Bayezid onlardan bir tanesi. Bayezid diyen var, Beyazıt diyen var. Bayezid'i biz şimdilik kabul ettik, öyle kabul edelim. Erdem Bayezid'in sorulma ihtimali bence yüksek. Sezai Karakoç bir şekilde kullanılabilir. Yani bu gruptan iki kişinin sorulma ihtimali bence yüksek. Çok düşük bir ihtimalle de olsa belki Cahit Zarifoğlu da eklenebilir. Geri kalanların sorulacağını çok sanmıyoruz arkadaşlar açıkçası. Evet, kimler var, neyi savunuyorlardı? Evet, kimler var kısmında yıldızlarla Hilmi Yavuz'u hemen isterseniz bir daha bir gündeme getirelim. Hilmi Yavuz, Erdem Bayezid, Cahit Zarifoğlu, Sedat Umran gösterdik ama okumadık. Sezai Karakoç ve Nurullah Genç var. Peki neyi savunuyor bu isimler? Bu saydığımız 8-10 isim neyin peşinde hocam? Onu bir soralım onlara. Necip Fazıl, Mehmet Akif, aman dikkat, Yunus Emre, Fuzuli, daha ne olsun? Al sana Türk Edebiyatı işte. Vallahi Türk Edebiyatı'nı resmen özetlemişiz. Çok önemli, bu ve benzeri çok büyük isimleri örnek alıyorlar. 1. İslamcılık anlayışı çok fazla hissediliyor. Mistik bir duyarlılık da var. Yani böyle tasavvufi ögeler de çok fazla göze çarpıyor. Geleneksel değerlere tabii ki saygı duyuyorlar ve Batı değerlerinin çatışması da tabii ki geleneksel değerlerle Batı değerlerinin çatışmasında fazlasıyla işlemişler. Evet, ele alacağımız ilk isim Erdem Bayezid. Ama yani böyle madde madde, satır satır, yani tahtaya yazar gibi tek tek böyle noktalayıp da 40 maddeyle Erdem Bayezid'i anlatmaya gerek yok. Sınava hazırlanıyoruz biz. İslam estetiğini çok fazla vermiş. Eyvallah. İkinci yeniye yakın isimler, yakın bir görüş daha doğrusu ve İslami ögeler. Bitti. İkinci yeni artı İslami ögeler ve İslam estetiği. Erdem Bayezid için İslam, İslamiyet çok güzel anahtar kelimeler olabilir. Şiirlerine baktığımız zaman şiir kitaplarına Sebep Ey, Risaleler ve Şiirler adını taşırken eserleri Gezi noktasında İpek Yolundan Afganistan'a adlı eseri de dikkat çekici olabilir. Erdem Bayezid'le ilgili gelecek sorulardan, bu ögelerden, bu cümlelerden, vurgulardan herhangi birinin kullanılmama ihtimali yok. Sınavda gelirse kesinlikle şu bilgiler yeterli olacak Erdem Bayezid için. İçiniz çok rahat olsun. Cahit Zarifoğlu'na baktığımız zamansa bir madde ruh çatışması göreceğiz. Bu maddeyi aslında zamanında Necip Fazıl için de kullanmıştık. O anlamda Cahit Zarifoğlu'nun ve diğer isimlerin saydığımız sayacağımız Necip Fazıl'dan etkilenmişlerdir. Yargısını çok da güzel özetleyen bir madde olmuş. İkinci yeni etkisi evet Erdem Bayezid'de da vardı. İslami motifler evet aynı şey geçerli. Şiirlerinde kahramanın kendisi olması da çok güzel bir ayrıntı. Çocuk kitabına baktığımız zaman Yürek Dede ile Padişah, Katır Aslan, Ağaç Kakanlar. Ben buradan Katır Aslan'ı hatırlıyorum okuduğumu. Çok önce tabii ki çok küçükken çok net kitaplığımda bunu hatırlıyorum. Şiire baktığımız zaman ise İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış gibi eserlerin olduğunu göreceksiniz. Yeter mi hocam? Fazla bile. Zaten bunların yarısı bile fazla. İçiniz rahat olsun. Yani özellikler zaten grupların her biri için ortak arkadaşlar. Bunlar bağımsız isimler olsa tehlikeli. Mesela Yahya Kemal, işte Mehmet Akif, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim gibi bağlı oldukları, daha doğrusu yaşadıkları döneme bağlı olmadıkları an, yani bağımsız yaşadıkları an tehlikeli olabilirdi. Ama 10 kişilik bir grup, hepsi aynı şeyi savunuyorlar zaten, o yüzden onların hepsine bir ad verilmiş. Yani genel özellik noktasında bunları tek tek bilmenize gerek yok. Benim sizden ricam şu dakika itibariyle, daha önce de vurgulamıştım, mümkün mertebe yazar eser çalışmanız. Çok önemlidir, yazar eser videoları inşallah gelecek tabii. Yağmur adında bir naatı var Nurullah Genç'in ve Sezai Karakoç etkisi kendisinde çok fazla görülüyor. Çiçekler Üşümesin, Nüyageba ve Yankı ve Hüzün adlı eserlerini cebinize koymanızda fayda var. Bu adamların her biri onlarca, yüzlerce kitap yazmış. Çok önemlilerini seçiyorum sizler için. Güzel bir seçme yapıyoruz aslında. Hilmi Yavuz denemeleriyle ön plana çıkacak. Doğu kültürü ve klasik şiir onda fazlasıyla kaynaşmış bir şekilde göreceksiniz. Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler. Hatırlayacaksınız belki geçen seneden. Hilmi Yavuz'la ilgili sorularda bilmem ne şiirleri.
derse hemen İbn Yavuz'a gidin demiştim. Doğu şiirleri, gizemli şiirler, zaman şiirleri gibi. Denemelerine baktığımız zamansa kültür üzerine yüzlerce izler gibi eserleri mevcut. Deneme düz yazı çok önemli değil bence. Şiirlerini bilmenizde fayda var bu isimlerin. Sedat Umran'a baktığımız zamansa eşyanın şairi olduğunu göreceğiz. Çok iyi bir takma isim diyelim haydi artık buna, biz öyle diyelim. O isim Sedat Umran böyle anılsın bizim için. Leke ve Kara Işıldak adında şiir kitapları olduğunu vurgulamakta fayda var. Sezai Karakoç'a baktığımız zamansa Diriliş Dergisi'ni çıkarıyor olması, İslami düşünceyi gerçeküstücülükle bezemiş olması, yani şu iki maddeyi tek bir şiirinde, tek eserinde toplayabiliyor olması önemli bir ayrıntı. Şiir kitapları içerisinde Hızır'la 40 Saat, Taha'nın kitabı, Gül Muşlusu, Körfez ve Şah Damar gibi çok çok önemli eserleri var. Sezai Karakoç belki sorulabilir, belki ikinci isim olarak dediğim gibi burada Erdem Beyazıt'ı kullanabilirler. Peki, 1960 sonrası mistik şiiri konuşmuş olduk. Bundan sonra bir iki tane grubumuz kaldı. İkinci İnciler vesaireler bizi bekliyorlar. Onları bitirdikten sonra romana geçeceğiz. Sonra tiyatroya bir bakmışız ki edebiyat bitmiş. Sonrasında yazar eserler, işte eser içerikleri, bazı seçme yazarlar falan yapacağız. Şubat ayı içerisinde eksiksiz bütün konular bitmiş olacak. 1 Mart'ta da dediğim gibi bir kamp, çılgın bir kamp planım var. Soru çözümlerinin içerisinde olacağı, inşallah ödevlendirmelerin olacağı, böyle paragraf kampı havasında ses getirecek bir kampla inşallah karşınızda olmaya çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.